Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, çok muhterem dinleyiciler, bu akşam inşallah birlikte bir program yapmak Rabbim bize nasip etti. İnşallah hayırlara vesile olarak programımızı tamamlarız. Evet, programın adını belki okudunuz, duydunuz. Mevlid Kandili geçmişte mi kaldı diye. Şimdi muhakkak akla bir soru sorar. Mevlid Kandili gerçekten geçmişte kaldı. Adem abi, Adem kardeşimiz, siz böyle bir başlık niye attınız diye. İşte tam da burasını değinmek istiyorum. Mevlid Kandili geçmişte mi kalmalı? Çünkü Mevlid Kandili geçmişte, o gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrifini kutlamış olduk. Onu anlamak için gayret gösterdik ve bütün zamanımızı da o gün oruçla, ibadetle, sohbetler dinleyerek yaptık. Şimdi aşağı yukarı şöyle bir 5 gün geçti. Biz de işi tersinden bakalım dedik. Meslek biraz mühendislik olduğundan dolayı hesapları biraz önde tutuyoruz. Acaba ben o akşam, yani geçtiğimiz pazar 17'sini 18'ine bağlayan pazartesi akşamı yaptığım ibadetlerde ve ondan sonra hayatımda oradan öğrendiğim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatıyla alakalı öğrendiklerimi bugüne kadar ne kadar uyguladım, neler yaptım, belki de onu irdelemeye çalışacağız. Çünkü hayat geçiyor. Bir zamanlar çocuktuk, sonra genç olduk. Bir kısmımız tabii, bir kısmımız hala çocuk. İşte Risale-i Nur'larda bilirsiniz, insan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Şimdi bu yolculuk devam ederken dolayısıyla bizlerin de bir yerde kendimizi kontrol, hani otokontrol deniyor ya, muhasebe etmek zorunluluğu var. Şimdi Mevlid Kandili ile bağlantı olarak bir biz kendimizi eğer bir kontrol edersek acaba bunun neresindeyiz diye belki bir kendimizi muhasebeye çekmiş oluruz. Evet, halbuki yani ömrün, zamanın o kadar akıp gidiyor ki o arada dünyaya ayırdığımız zamanla ahirete, yani az önce söyledik ya, ömrümüz kabirle başlayarak ahirete doğru, haşre doğru, oradan da İnşallah cennete doğru bir yolculuğumuz var. Dolayısıyla bu zaman içerisinde nasıl bir zamanlama yapıyoruz ve bu zamanlamayı da değerlendirmek için de böyle bir konuya girmiş olduk. Şimdi bizler o gün muhakkak şu ayeti duymuşuzdur. Çünkü bu ayet, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin. Âl-i İmran suresinde. Şimdi bu ayeti duyduk. O gün elhamdülillah onu yaşadık. Ve bugün itibariyle herkes kendi nefsinde kontrol etsin. Yani bugün itibariyle, yani cuma akşamı itibariyle ben o günden bu yana uyguladıklarımı, yani bu ayetin gereği, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin. Yani biz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme
O günden bugüne 5 gün geçmiş. Daha peygamberimizle alakalı, orada anlatılan o güzellikler, peygamberimizle alakalı anlatılan onun ahlakı, peygamberimizle alakalı onun merhameti, peygamberimizle alakalı onun cömertliği, peygamberimizle alakalı bütün özellikleri daha tazeyken, biz acaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hayatımızda ya da onun sünneti, onun hadislerinde bu geçmiş taze 5 günde ne kadar yer etti, ne kadar hayatımızda bir öncesine göre, yani Mevlid kandili, o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in teşrif gecesi, miladi olarak 1450 yıl önce, ondan önceki hayatımız ve o gecedeki o güzellikleri yaşattıktan sonra acaba pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma benim hayatımda, ailemin hayatında, çoluk çocuğumun hayatında neler değişti? Çok umuma bakmadan, dışarıya bakmadan, çünkü bu hayat benimle bağlı olarak bir gün bitecek. Dolayısıyla sorumlu kendim, ailem ve çocuklarım. O zaman sevmek benzemeyi gerektirmez mi? Yani biz her halimizle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek ayet gereği nedir? Farzdır. Burası belki bazen gözden kaçabiliyor. Ayette çok açık ve net de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin. Bununla ilgili Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Lemalar adlı eserinin 11. lemasında bu konu işleniyor. İnşallah biz de bu akşam oradan bir nebze Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le olan bağlantımızın, hayatımızın her anında nasıl uygulayabiliriz? Oradan inşallah okuyacağız. Böyle bir giriş yapalım. Şimdi böyle bir giriş yapmadan önce aslında bir tefekkür de yapmamız lazım. Bu tefekkür de çok uzun bir yolculuk olmaması lazım. Çok geçmiş, çok da gelecek değil. Anlık. Buraya özellikle parmak basmak istiyorum ve o noktadan da bu günkü sohbetimizin başlık konusu Mevlüt Kandili geçmişte mi kaldı? Acaba biz kendi nefsimizle muhasebe yaparken oradaki cevabımız nasıl? Asıl burayı kendimize inşallah bu sohbeti dinleme fırsatımız olursa belki bittikten sonra belki sohbet esnasında bunu sorarak bir gün sonraki güne inşallah daha farklı bir şekilde başlamak lazım. İşte bu ayette şunu bize Cenab-ı Allah diyor. Bu bir farzdır. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek herkese farzdır. Yani Cenab-ı Allah'ı sevmek de işte buna bağlıdır. O zaman Allah Celle Celaluhu sevgili peygamberimizi sevmedikçe, ona uymadıkça Allah-u Teala'yı sevmek mümkün olmuyor. İşte o zaman bu ayeti de İnşallah hep birlikte hatırlayarak hayatımızı da uygulamamız gerekir. Onun için biz bu ayetlerle birlikte 11. lemadan Mirkatü Sünne ve Tiryakı Marazil Bida, yani buradaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le alakalı, yani sünnetinde hayatımıza nasıl uygulayabiliriz, neler yaşayabiliriz, neler yapmamız gerekir? Şimdi burada bir parantez açarak şöyle bir düşündüm. Belki bilirsiniz, ben 87 yılından beri Avrupa'da yaşıyorum. Şimdi Avrupa'da yaşayan birisi olarak burada Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğum günü, yani Noel ve değişik işte Paskalya'dır. Diğer günleri, yani onunla alakalı olan günleri gereksiz şeyler de olsa da, yani hatırlamak için sokaklar olsun, evler olsun,
izinler olsun. Bak bunlar çok önemli. Anlatıyorum. Gerek iş yerlerinde olsun. Gerek izin zamanları olsun. Gerek okullarda olsun. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı anarken bazı anormallıklar yapıyorlar. Ben onu savunmuyorum da. Ama hayatlarının merkezine bunu koymuşlar. Ve uyguluyorlar. Çocuklarıyla da meşgul oluyorlar. Evlerini ona göre süslüyorlar. Okulları da, sokakları da, her tarafı da. Burada bir bayram havası görürsünüz Noel zamanı. Farklı farklı çocuklarına hediyeler alırlar. Yeni yeni yöntemler yaparlar. O güne gelene kadar işte her gün bir hediyecikler olur, takvimler yaparlar, yaparlar, yaparlar. Şimdi ben afaki olarak yani dış dünyadan bahsetmeyeceğim. Yani şimdi genelde Türkiye'de bunu yapalım, işte zaten kutu doğum haftaları var. Ondan bahsetmeyeceğim de bu içimde olan bir şeyi belki şu an sohbetimizin biraz da dışına çıkmış olabiliriz. Ama bunu bir aktarmakta fayda var. Ben bir birey olarak, bir aile reisi olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i evime ne kadar getirdim ve getirmek için de hangi metotlar, hangi yollar uyguladım? Çünkü bu zamanda çocuklarımız ve hatta şimdi biz bu pandemiyle birlikte sanal alemde çok gezmeye başladık. Sanal alemde gezerken gerçek alemde yani zamanı gerçek manada kullanmak için birbirimize zaman ayırmaz olduk. Bunu hepimiz kabul edelim, bu bir gerçektir. Ha bundan sonra nasıl ondan kurtuluruz, onu bilemiyorum. Yani bunu iş hayatında artık herkes birbirinden Zoom üzerinden görüşüyor. Bürolar birkaç ötede olsa da anne baba, çoluk çocuk da birbirleriyle diyelim ki tatilde ya da başka bir olsa orada görüyor. Hatta aynı o evde de olsa akrabalar öyle görüşmeye başladılar. Yani bu bizim hayatımıza girdi. Şimdi bu durumlarda ben bir aile reisi olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyaya teşrifini, nurlandırmasını çoluk çocuğuma nasıl anlattım diye düşündüm. Ne yapabilirim diye düşündüm. Ne kadar yaptım. Herkes bu noktada düşünmesi gerekiyor. Biz kendi hayatımıza ne kadar uygulayıp örnek olabilirsek o kadar da tabii. Bunu da parantez açarak konuyu girmek istedim. Hakkınızı helal edin. Evet, biz burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hayatımıza koyduğumuz zaman o zaman onu madem farz olarak sevmemiz gerekiyor, sevmek için de tanımamız gerekiyor, tanımak için de onun bize öğrettiklerini öğrenmemiz gerekiyor. Böyle bir sıralama var. Şimdilik 11. lemada oradan bir ayet-i kerimeyle okuyarak birkaç ayet-i kerimeyle inşallah hayatımıza nasıl bir uygulama yapabiliriz? Oradan inşallah konumuza başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ Me'anettüm arisun aleyküm bil mu'minin raufur rahim. Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere çok şefkatli, çok merhametlidir. Tevbe suresi. Yani Cenab-ı Hak bizlere şunu söylüyor. Ben işare manası olarak şöyle anlıyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim her halimizle ilgilenen, her halimizde dertleşen ve bizim için de işte hani ümmeti, ümmeti diyen yani bizi devamlı haşirde de düşünen bir peygamberimiz var. Şimdi bu ayeti kerime eğer Kur'an'da kıyamete kadar geçerliyse ki geçerli. O zaman ben bu ayet-i kerimeyi nasıl anlamam lazım? Dediğim gibi ben burada anladığımı söylüyorum.
İnşallah doğru söylüyorum. O zaman şöyle anlamam lazım. Şu anda bile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim her halimizle ilgileniyor. Sıkıntıya girdiğimiz zaman üzülüyor. Ona pek ağır gelir. Yani çok ağır gelir. Ve bize düşkünlüğü devam ediyor. O zaman bizlere düşen de biz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu bize karşı olan bu düşkünlüğüne karşı bizler de insani vazifemizi yapmak için onun sünnetine uymamız gerekir. O noktadan inşallah buradan birinci nükteden birkaç tane nükte okuyarak bu akşamki sohbetimizi sonlandıralım. Şimdi insan bu menfaat dünyasında şöyle hesap yapar. Hepimiz hesap yaparız. İşte şu işi yaparsam buradan şu karı elde ederim. Bu işi böyle yapmazsam şuradan bu kadar zarar ederim. Yani insan zaten bütün hayatında bu hesaplamayla geçer. Bunu yapmayan insan zaten bütün ne derler, akli melekelerini, akli özelliklerini kullanmayandır bu manada. Şimdi böyle bir hesap yaptığımız zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetime uyun diyor işte veda hutbesinde size iki şey bırakıyorum. Birisi Kur'an, ikinci sünnetim. Şimdi biz bu sünnete uymakla acaba ne elde ediyoruz diye insan sorar. Hani devamlı biz kar istiyoruz ya. Birinci nüktede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ferman etmiş. Fesadı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse 100 şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Fesadı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse 100 şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Yani etrafımıza bakalım. Yani birbirimizi ne derler, samimi davranalım. Etrafımıza bakalım, kendimize bakalım, hayatımıza bakalım. Gerçekten tam İslami özelliklerde hayatımızı uygulayabiliyor muyuz? Bunu tekrar tekrar söylememde şu, yani ümitsizlik ifadesini kullanmak manasında değil. Bir mümin, bir insan olarak devamlı kendini kontrol etmesi gerekir. Bu akşamki sohbetimizdeki ana tema başlıkta olduğu gibi Mevlüt Kandili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyaya teşrifi ile bu keresinden bahsediyor. Geçen sene içinden değil. Bu kerede benim hayatımda geçmiş 5 günde ne değişiklik oldu? Ve muhakkak bu hadisi de duyduk. Belki de onlarca ayet duyduk. Onlarca hadis duyduk, sünnete uymanın, peygamberimize uymanın bizlere getireceği dünya ve ahiret saadetinden hepsini duyduk. Acaba biz neresindeyiz? Onun için bu akşam bu niyetle, bu fikirle, tekrardan bir tefekkürle buraya gidelim. Yoksa yani çok uzaklara gitmeye gerek yok. Şu 3-4 günlük şeyi tekrardan hayatımızdan isteyelim. 5 günlük. Bir haftalık, yani bir haftalık bir zamanda hatta oturalım, yani şimdi bir hesap işi tekrar yapmalım da, oturalım kalem kağıt alalım. Pazartesiden itibaren bu cuma akşamına kadar 5 günümüz vardı. 5 tane iş günü olsun, 5 tane okul günü olsun, hadi hafta sonu olmasın. Yani 5 tane o günde neler yaptık? Saati vuralım, günde 24 saat, ondan sonra 5 günde olan bütün o şeyleri yaparsak o zaman ne var? 120 saatimiz olur. 120 saatte neler yaptık? İşte onu çok rahatlıkla yapabiliriz. Günde 10 saat çalışmış olsak, yollarla, izlerle gitmişsen 5 günde 50 saat olur. Hadi iki saatte verelim yoldayız de etti 10 saat 60. Geri yine 60 kaldı.
Geri yine 60 kaldı. Hani 10 saat günde uyumak olmaz. Yoksa o zaman olmaz. Yani bunu şunun için söylüyorum. Zamanımızı nasıl değerlendirir? O zaman bizler bu hadisi tekrardan. Fesad-ı ümmetin zamanda kim benim sünnetime temessük etse 100 şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Şimdi normal aklı olan bir kişi bu hadisi duyduğu zaman, hele Mevlid kandilinde oradaki bütün güzellikleriyle duyduktan sonra nasıl bir hesaplama yapmaz? Yani 100 şehidin ecrini kazanma ihtimali olan sünnete uyma acaba çok mu zor? Yani o zorda mı biz onu uygulayamıyoruz? Yoksa bu yaşadıklarımızı tefekkür etmiyor muyuz? Onun için bir yolculuk yapalım. Biraz şimdilik kitabı kalalım. Hep sözlü anlattık. İnşallah biraz da kitap kalalım. Evet. Sünnet-i Senniye'ye ittiba. Mutlaka gayet kıymetlidir. Hadiste gördük. 100 şehit ecrini alıyoruz. Yani sünnet-i seniye uymak mutlaka gayet değerlidir. Hususan bidaların istilası zamanında sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymetlidir. Yani suyun bulanık olduğu zaman oradan bir şeyler bulabilmek çok zor olduğundan dolayı değerlidir. Ya da bir doğruyla yanlışın, neyin güzel, neyin çirkin olduğu zamanlarda sünnete göre hayatı, Kur'an'a göre hayatı yaşayabilmek daha da kıymetlidir. Çünkü öyle bir dönemden geçiyoruz ki yani çoğu zaman çok çok farklı ifadeler aklıma şu an geldi de. Yani etrafımıza konuştuğumuz zaman Sözler adlı eserinde Bediüzzaman Hazretleri'nin şöyle bir ifade var. Ey nefsim deme, zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayatı prestij eder, derdi maişetle sarhoştur. Yani insanlar diyorlar ki hayat başka, çok farklılaştı. Hepimiz zor geçiniyoruz. Bir iş değil, iki iş yapıyoruz. Yani hayat değişmiş. Her şey değişmiş. Ama yine onun bir üstünde şöyle bir ifade var. O da bizi düşündürmesi lazım. Hayat bir gün bitecek. Ey nefis! Mevlid kandilini kutladığın o mübarek peygamber, Rabbimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbimizin Habibi şöyle diyor. Ey nefis! Başta Habibullah, bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar, sevdikleri. Kabrin öbür tarafındadır. Yani biz burada ne oluyoruz? Yani vakit bu bidaların özellikle istilası zamanında sanal alemde gezmelerimizin artık zamanını ölçemiyoruz. Kaç saat kaldığımızı bilemediğimiz bu zamanlarda zaman değişiyor. Bir de ekonomik sebeplerden dolayı geçim derdine düştüğümüz zaman da nasıl diyor? Zaman değişmiş, asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış. Çünkü dünyaya az önce hesap yaptık ya. Çalışmaya ayırdığımız zaman, uykuya ayırdığımız zaman ya da diğer zamanlara ayırdığımız zaman da ölçülü olarak benim bir gün değişmeyen ölümü yaşayacağımı onu bilerek ne kadar zaman ayırıyoruz. Evet, ifade şöyle. Eğer ey nefis, başta Habibullah bütün ahbabın kabrin öbürü tarafındadır. Burada kalan bir iki tanesi ise onlar da gidiyorlar. Yani bu pandemide bunun az çok herkes bir akrabasını görerek, vefat ettiğini görerek ya da duyarak bunu
bazen aynel yakın deniyor. Hani ya bazen duyarak, ilmen, bazen görerek ve bir gün kendisi de ölünce hakkel, yani gerçekten ölüm olacağını o zaman yaşayacaktır. Ölümden ürküp, kabirden korkup başını çevirme. Yani bunu korkmaya gerek yok. Çünkü var, başta Habibullah, bütün peygamberler ve bizden önce kalan büyüklerimiz, Bediüzzaman Said Hazretleri ve onun talebeleri ve çok sevdiklerimiz kabrin öbür tarafında. Yani o zaman böyle bir durumda diyor, merdane, mertçe kabre bak, dinle ne talep eder, erkektesin ölümün yüzüne gül, bak ne ister, sakın gafil olup ikinci adama benzeme. Yani buradaki şu, gafil olarak, yukarıda bir anlatılan bir misal var ama, gafil olarak ölümden kaçmak, yani onu düşünmeyerek bir şey elde edemezsin o manada. Şimdi buraya niye geldik? Biz hayatımızı eğer iyi değerlendirirsek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uyarak değerlendirirsek, o zaman 100 şehit ecrini almış oluruz inşallah. Onun için diyor ki sünnet-i seniye ittiba mutlaka gayet kıymetlidir. Hususan bidaların, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Kur'an, o İslam dinine sonradan eklenen ama bu dinin zararına olan şeyler. Çünkü bazı sonradan eklenenler, onlara bir daha hasene, yani güzel eklenen şeyler deniyor. Mesela minare. Yani bunlar, oraya minare görüldüğü yerde onun ne zararı var ki? Eğer herkes anlar ki burada bir cami vardır. Yani orada namaz kılınıyordur. Konumuz olmadığı için oradan hızlı geçiyorum. İhtilası zamanda sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymetlidir. Hususan fesad-ı ümmet zamanında sünnet-i seniyenin, şimdi burası önemli. Yani acaba sünnet-i seniye deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün hayatını her gün mi uygulamamız gerekir? Yoksa sünnet-i seniyenin küçük bir adabına murad etmek, uygulamak ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Yani her gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hayatımızın merkezinde tutmak, onunla alakalı olmak, onu yaptığımız zaman onu sevmek, onu sevmemiz zaten farz. Dolayısıyla onu seversek Cenab-ı Allah'ı sevmiş oluyoruz. Yani bizlerin çok büyük böyle bütün, elbette onları da yapmamız lazım. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hayatımıza, kendi yaşantımıza ne kadar fazla onu takip edebilirsek ne mutlu bizlere. Ama bunu yapmamak yerine küçük küçük diyor, bak küçük bir adabına diyor bile uygulamak ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas eder. Doğrudan doğruya sünnete ittiba etmek Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı hatıra getiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl seveceğiz? Yani sevdiğimizi ilan etmemiz lazım. Dolayısıyla o şu an bizim yanımızda değil ki. Yapacağımız ne? Doğrudan doğruya sünnete ve ittiba etmemiz lazım ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırımıza getirmemiz gerekiyor. O ihtardan, o hatırlamadan, o hatıra bir huzuru ilahi hatırasına inkılap eder. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlayınca o zaman ne aklımıza geliyor? Dolayısıyla Rabbimiz bize, yani kul olarak bize Kur'an-ı Kerim'i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e göndermiş. O zaman bizden istediği nelerdir diye böyle hatırlamalar devam ediyor. O zaman o hatırlama
ilahi huzur ilahi hatırasına inkılap eder, değişir. Hatta en küçük bir muamelede, yani yapacağını en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek, yatmak adabında sünnet-i seniyeyi murad ettiği dakikada o adi muamele ve o fıtri amel sevaplı bir ibadet ve şer'i bir hareket oluyor. Yani dinimizin bir emri oluyor. Fıtri amel, burası beni biraz ilgilendiriyor. Yani fıtri amel dediği zaman şu, yani bizim zaten Cenab-ı Hak tarafından koyduğu, bizim fıtratımıza koyduğu bazı kanunlar var, otomatik olarak. Onları zaten hayatımızda uyguluyoruz. Neler uyguluyoruz? Şimdi sünneti yemek dedi. Yani şu an hepimiz çocuklarımıza ellerini yıka, gel diyoruz. Yemekten sonra yine yıka diyoruz. Ve uyku bu fıtri değil mi? Uyumamız lazım. İçmek fıtri değil mi? İçmemiz lazım. Yemek yemek fıtri değil mi? Yani ihtiyaç değil mi? Evet, ihtiyaç. O zaman biz bunları nasıl sünnete uydurarak, yani sünnete bunu uygulayarak o dakikaları orada nasıl bir dinin emri olarak hayatımıza ibadet olarak, sevaplı bir ibadet olarak nasıl yerleştiririz? Burayı düşünmemiz lazım. Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak adabında sünnet-i seniyeyi murad ettiği dakikada o adi muamele ve fıtri amel sevaplı bir ibadet ve şer'i bir hareket oluyor. Çünkü o adi hareketiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ittibaını düşünüyor. Ha, demek ki düşünmemiz gerekiyor. Yani ben elleri yıkamaya gittiğim zaman Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem de elleri yıkamıştı. Ben Bismillahirrahmanirrahim yemeye başlamadan önce dediğim zaman Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem de. Tefekkür etmek zaten başlı başına ayrı bir şey. O bu konumuzun biraz dışında olsa da oraya küçük de bir girelim. Yani tefekkür etmek de ayrı bir durum. Burada birebir sünnete uygulamamız bir nevi zikir gibi oluyor. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ama biz orada sonunda elhamdülillah diyoruz. Yani peygamberimizin söylediklerini hayatımızda uyguluyoruz. Ama bu arada yine bir saat tefekkür, bir sene, değişik rivayetler var, nafile ibadetten daha hayırlıdır. Dolayısıyla sünneti düşündüğümüz zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünmüş oluruz. Onu gönderen Rabbimizi düşünmüş oluruz. Bize verdiği nimetleri dolayısıyla düşünmüş oluruz. O nimetlere şükür etmeyi, bir insan olarak teşekkür etmeyi öğrenmiş oluruz. Dolayısıyla yemek yerken öyle, gezerken öyle, bakarken öyle, uykulayken öyle, o zaman sünnet-i seniyeyi murad ettiğimiz zaman, ettiğimiz dakikada o adi muameller, yani içtiğimiz, yediğimiz, yattığımız, selam verdiğimiz fıtri amel, sevabı bir ibadette şer'i bir hareket oluyor. Çünkü o adi hareketiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ittibaını düşünüyor ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder. Çünkü o zaman Cenab-ı Allah'ın bana bildirdiği Kur'an'ı, sünneti, Rabbimizin o ilahi kanunlarını, dinimizi bana hatırlatır. Zaten bu şekilde devamlı hayatımızı yerleştirirsek o zaman onu da o baştaki okuduğumuz hadise göre bu fesada uğramış ümmetinin Rabbi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bildiği gibi bu çok bir zamanda olan ahir zamanda
O zaman onu hayal etmek bize ne kazandırıyor? O dakikalarda o yaptığımız küçük ameller Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatımıza taşımış oluyoruz. Ve şeriat sahibi olduğu hatırına gelir. Ve ondan şari hakiki olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur. Yani asıl bu bütün her şeyin sahibi olan Rabbimiz akla gelir. Ve ona doğru kalbimiz yönelir. Ha, o zaman biz ne hatırlarız? Rabbimize karşı olan kulluk vazifelerini hatırlarız. Hatırladıkça bunları bana veren, her türlü güzellikleri veren Rabbim beni düşünmüş, beni onu tanımam için bana peygamberini göndermiş, ona Kur'an'ı göndermiş ve kendini tanıtmak istemiş. O zaman kendini tanıtmak isteyeni peygamberimiz vesilesiyle onun getirdiği Kur'an'la tanıyınca bir nevi huzur ve ibadet kazanır. İşte bu sırra binaen, bu anlatılanlara göre sünnet-i seniye ittiba, kendine adet eden, yani onu hayatına yerleştiren, adatını, o yaptığı alışkanlıkları ibadete çevirir, bütün ömrünü semeradar ve sevaptar yapabilir. Yani bütün ömrünü meyveli, verimli ve sevaptar yapabilir. Ki bu anlatılanlar gayet güzel. Hepimiz çok hoş dinledik inşallah. Birden heyecanlanıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlıyoruz. Onu hatırladıkça bize bıraktığı bu güzellikleri hatırlıyoruz. O güzelliklerin sahibi ona veren Rabbimizi hatırlıyoruz. Diyoruz ki inşallah bundan sonra en küçük bir şeyde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama insan unutkandır. Unutkanlık bir nimettir ama her şeyi unutmak değil. Hayatımıza bunu yerleştirebilmek için çok önemli. Hayatımıza bunu yerleştirebilmek için o zaman günlük bazı, yani zamanın en büyük bir sermaye olduğunu, yani zamanın en büyük bir sermaye olduğunu hayatımızda çok çok yerleştirmemiz lazım. Çünkü bu zaman Rabbimizin, hepimizin bildiği bir surede Rabbimiz orada yemin ediyor. Hangi sure? Asr suresinde. Zamana kasem ederek, zamana kasem olsun, insan zamanı değerlendirmede mutlaka zarar etmektedir. Yani Cenab-ı Hak bizi bizden elbette daha iyi tanır. Çünkü bu vücut makinasını diyelim, yapan, yaratan ve onun içindeki bütün özellikleri yerleştiren, her an yaşamasını sağlayan, yaşaması için bütün nimetlerini gönderen ama ona verdiği o zamanı değerlendiremeyeceğini bildiğinden dolayı bizi değişik zamanlarda uyarıyor. Ve bel asr, yani bu asır suresi çok kısa, hepimiz de bunu biliyoruz. Zamana kasem olsun, insan zamanı değerlendirmede mutlaka zarar etmektedir. Şimdi bunu benim girişimle bir bağlaştıralım. Ve herkes, dinleyenleri inşallah şu soruyu sorsunlar. Bu ayetin ben neresindeyim? Geçtiğimiz pazar günü 17 Ekim'den bugünkü tarihe kadar, 22'ye kadar 5 günlük de buradaki insan tarifinde miyim ben? Yoksa o öğrendiğim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının bir parçasını,
sünnetinin bir parçasını o son 5 günde uyguladım mı? Bunu yaparsak, çünkü bilinçli yapmış oluyoruz. Bunu yaparsak tefekkürü yapmış oluyoruz. İnsanın o zaman zihninde yer ediyor, hayatında yer ediyor. Bunu çoluk çocukla birlikte yapalım. İş arkadaşımızla birlikte yapalım. Sohbete gittiğimiz sohbet arkadaşlarla birlikte yapalım. Hatta yarınki umumi dersler, işte yani sohbetler, cumartesi dersleri diledir. Orada yapalım. Birbirimizden samimi olalım. Önce kendimizle samimi olalım ve değerlendirerek. Yoksa hepimiz çok şey biliyoruz elhamdülillah. Yani Rabbimize burada da şükretmemiz lazım. Müslüman bir memlekette doğduk. Orada sizler yaşıyorsunuz. Biz gerçi buralarda yaşıyoruz. Orada ezanları siz dinliyorsunuz. Biz de burada inşallah yavaş yavaş dinlemeye başlıyoruz. Hasret olduğumuz çok şeyler var. Ama burada bu değerlendirmeyi yapmamız lazım. Çünkü insana, yani hepimize verilen 24 saatlik bir zaman var. Dördüncü sözde, yine Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Sözler Adresi'nin dördüncü sözde şöyle bir ifade var. Yani orada 24 saat bir altına benzetiliyor. 24 saat. Yani orada 24 saatlik bir zaman veriliyor. Bunun 23 saatini hepimiz biliriz oradaki anlatılan meseleyi. Şu kısacık dünya hayatına sarf ediyoruz. Yani hepimiz bu pandemide olsun, yakınlarımız vefat etti biliyoruz. Sonsuz ebedi hayata bir saatini sarf etmeye ne kadar zarar eder? Ayet okuyalım tekrardan. İnsan zamanı değerlendirmede mutlaka zarar etmektedir. Şimdi bugünümüze bakalım. Cuma da vardı diyelim. Bugünümüze bakalım. Acaba o ayetin neresindeyiz? Dünyaya alakalı. Dünyada geçimimizi elbette sağlayacağız. Biz orayı açmıyoruz. Ama zararı olmayan, koşturmamızın dışında olan kalan zaman. Yani ben şimdi matematik hesabı yapmak istemiyorum. Ama isterseniz haftalık çıkarın, isterseniz 5 günlük çıkarın. Günde 10 saat çalışmaya verin, uykuya 8 saat verin. Ne verirse verin, yine zaman kalıyor. 5 günlük zamanda muhakkak bir değerlendirme yapmak gerekir. Yani sonsuz ebedi hayatına bir saatini sarf etme ne kadar zarar eder yukarıdaki ayete göre. Zaten ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar akılsızlık etmiş olur. Bunu herkes aslında anlar. Yani aklı başında olan, yani her bir insan burada 24 saatini dünyaya harcaması gerekmediğini muhakkak burada anlar. Bu noktadan böyle bir değerlendirmeyi yaparak inşallah zamanın kıymetini bilen Rabbim bizi ihlaslı olarak günümüzü, dakikalarımızı değerlendiren kullarından eylesin. Kendi rızasını kazanan ve hayatında onun Habibi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini az da olsa her gün hayatına uygulayan kullarından eylesin. Rabbim bizleri inşallah bu dünyada da ahirette de mamur eylesin. Rabbim inşallah her günümüzü onun rızası dairesinde geçirmeyi bizlere, sevdiklerimize, bütün müminlere nasip eylesin. İnşallah bundan sonraki hayatımızda bu sohbetle, biz kendi birbir aramızda sohbet etmiş olduk. Çünkü hepimiz aynı durumdayız. Hayatımızda sünnetleri uygulamada tembellik ediyoruz. Bunu kabul edelim. Ama inşallah bu vesileyle, bu sohbetle belki hayatımızda bir nebze değişir.
güzel günleri, cuma günleri olsun, perşembe akşamı günleri olsun, pazartesi günleri, perşembe oruçları olsun, cuma gününün kendine ait güzellikleri olsun, böyle kandil akşamları olsun, çoluk çocuğumuzla nasıl geçireceğimizi önceden planlayarak. İnşallah biraz da olsa her gün yeni güzellikler, yani bir müminin bugünü diğer gününe eşit olmaması gerekir. Olursa ziyan edebiliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla inşallah son 5 günde yapamadıksa pazar gününden o Mevlid kandilinden beri, bundan sonra inşallah Rabbimizin izniyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hayatımızın içine taşıyalım ve inşallah sünnetini uygulayalım. Rabbim bu güzelliklerimize daim eylesin. Allah'a ısmarladık. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.